Bize kaçan cihazlar. At bize kaçtı. Nereye kaçacak? İbret olsun size de. Bir ibret saati programında da sizinle birlikteyiz. Bile bile kendinize böyle telefonları alarak zarar ettirmeyin diye. Böyle bu bize kaçı. iPhone 7. Xiaomi Mi 9T. Bir motosiklet kullanıcısı yolculuk yapıyormuş. Cebindeymiş cihaz. Bu da bir iPhone 7. Sıvılı. Kaçtı yani. Yapacak bir şey yok. Ama size kaçmasın diye bu videoyu yapıyorum. Aman Ali Rıza Bey kaçmasın. Are you listening? Damn. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video serisine başlıyorum. Elimizde patlayan, bize kaçan cihazlar serisi. At bize kaçtı, nereye kaçacak? Bu videoda parayla satın alıp zarar ettiğim cihazları anlatıyorum. İbret olsun size de. Bir ibret saati programında da sizinle birlikteyiz. Bile bile kendinize böyle telefonları alarak zarar ettirmeyin diye. İlk cihazımızla başlayalım. Bu bir iPhone 7. Parçalanmış bir vaziyette. Almıştık bunu. Ekran da denemiştik alırken. Ekran denerken gelmişti. Elmayı geçmişti. Fakat aradan zaman geçti. Açalım bir bakalım dedik. Elmadan öteye gitmiyor. Ne yaptıysam ne ettiysem gitmiyor. Fazla da uğraşmak istemedim. Artık topluyorum zaten. Bunu zannedersem 600 liraya satın almıştım. Biliyorum paramparça her yere ama İşte bir nevi belki bir iş çıkar, bir şey yaparız, kurtarırız, ederiz ama anakartta bir problemi var. Uğraşmak lazım ya da anakart kalıplayan arkadaşlar var, oraya yollamak lazım. Onlar da işte 500 lirayla 1000 lira arası para istiyorlar bu tür arızalara. Olduktan sonra o tamirin randıman alıp alınacağı da meçhul. Böyle bu bize kaçan 600 liralık bir iPhone 7. Bize kaçtı, nereye kaçacak? Sıkıntı yok, sağlık olsun. Her zaman kedi kaymak yemiyor. Bu işte bu riskler var. Hep soruyorsunuz bana Letgo'da şu var, şu para, şurada şu para, şu para. Zarar etmeyin diye diyorum. Çekimsel yaklaşıyorum. Kendim olsa belki bodozlam atlarım ama başkasının parası olunca, sizin paranız olunca o kadar rahat davranamıyorum. Bu video serisini de açıkçası bu yüzden hazırladım. İkinci cihazımıza geçelim. Xiaomi Mi 9T. Bu da sıvı temas bir cihaz. Geçenlerde çok yağmur yağmıştı. O yağmurda bir motosiklet kullanıcısı yolculuk yapıyormuş. Cebindeymiş cihaz. Kendi sırılsıklam olduğu gibi telefonda sırılsıklam olmuş. Bunu da bu haliyle 500 liraya satın almıştım. En kötü dedim bir yerlerini kullanırım. Kasası falan düzgün duruyordu. Kameraları belki çalışırsa kullanırım diyordum. Buna da tamir etmeyi denedik. Hatta bu videoda biraz anlatayım size. Mi 9T varsa tamir etmek istiyorsunuz evde. Arka kapağı sökülerek açılıyor. Bu arka kapağını biraz ısıtmanız gerekiyor. Siz evde saç kurutma makinesi falan filan bir şeyler ısıtabilirsiniz. Dayfix falan böyle bir pena ile spatula ile kaldırırsınız. Bu arada iPhone 6'yı sattık. Bu kayıttan sonra da şu an saat 20.40. Saat 21'de iPhone 8 Plus'ı da satışa çıkaracağız. 8'i zaten birkaç gün önce satmıştık. Öyle yakında iPhone 11 geliyor, iPhone SE geliyor. Bu arada bu cihazları satın alabilmek için sağ alttaki çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekiyor. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın, like atın, yorum yapın. Bunlar aranan kriterler. Altın abone olsanız dahi bu kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Altın aboneye çok soruyorsunuz. Altın abonenin farkı ne? Şöyle, daha çok cihaz çıkıyor oraya. Yani iki tarafa da iyi cihazlar çıkıyor. Altın aboneye daha çok çıkıyor. Altın abone olduğunuz zaman gümüş abonenin avantajlarından yararlanıp cihaz tamire de yollayabiliyorsunuz, ücretli tamire. WhatsApp numaramıza erişiyorsunuz. Gün içinde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte mesai saatleri içinde tamirle teknik konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Mesai saatleri dışında sohbet ederiz falan filan fırsat buldukça. Bu Mi 9T'nin içi sökelim bakalım vidalarını falan. Bu da bana kaçan bir cihaz aslında. Bize kaçtı. Nereye kaçacak? Ya bir yere, bir noktaya geliyor bu cihazda. iPhone 7'de olduğu gibi. Daha fazla ileri gitmiyor. Ben de heyecanlıyım. Aslında iPhone 8 Plus'ı kim satın alacak bilmiyorum. Az sonra onun mailini WhatsApp'ta açıklayacağız. Siz bu videoyu ama yarın saat 9'da, yani ayın 11'inde 9'da izleyeceksiniz Allah nasip ederse. Bundan sonra tamiri de çok yoğunlaştı. Cihaz satışları da yoğunlaştı. Biliyorsunuz maliyetine satıyoruz bu arada cihazları, yeni gelen aboneler varsa. Bir gün video koyup bir gün koymamayı düşünüyoruz artık. Yorulmaktan ziyade fırsat bulamıyorum. Yetişmiyor. Bu arada Mi 9T'nin içi oksitlerle dolu. Ya buna zaten muhtemelen gerekli müdahaleyi yaptırmış çocuk da. İşte sonra satılığa çıkarmış. Olmayacağını anlamıştır. Bizim bundan belki kullanabileceğimiz bir parça bir şey olur. Hani on off tuşları var. Çok sıvı almadıysa. Bakın daha önce sökülmüş olduğu nereden belli? Termal macun işlemcileri falan çıkmış piyasaya. Bu da böyle arkadaşlar işte. Bir gelecek yok bunda da.
Bu da bize 500 liraya kaçan bir cihaz. Sıradaki cihaza geçelim. Bu da bir iPhone 7 sıvılı. Bunda şakır şakır su var. Şöyle ki göreceksiniz şimdi. Bu cihazın devamını yapacağım aslında ama fırsat olmadı, vakit olmadı. Zaten çok fazla da su olunca içinde uğraşmak istemedim. Bu 7 Plus. Bunu da 500 liraya satın aldım. Yani 3 tane cihaz var koyduğum. 1600 lira zarar. Bunların hepsi zarar. Siz de bu şekilde zarar etmeyin kesinlikle. İstemem zarar etmenizi. Bu tür riskli cihazlara girmeyin. Ha, bu cihazlar belki ben bir şekilde paraya çevirebilirim. Nasıl paraya çevirebilirim? İşte kamerası çalışıyorsa onu kullanırız. Kasası sağlamsa onu takarız bir şeye. Yani pek de yani ummuyorum ama sıvı temas çünkü. Kaçtı yani. Yapacak bir şey yok. Ama size kaçmasın diye bu videoyu yapıyorum. Aman Ali Rıza Bey kaçmasın. Ben alışkınım bu tür şeylere, zararlara. Çünkü ticarette zarar elbette olacaktır. Öyle maalesef ki. Cihaz tamirlerine teşekkür ederim. Çok yoğun ilgi gösterdiniz. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki tamir yollamak isterseniz gümüş abone olmanız yeterli. Hem cihaz almak istiyorsanız altın da olabilirsiniz. Bakın içine nasıl hala su damlacıkları duruyor. İşte bu geçenki yağmurlarda insanların cebinde ıslanan telefonlar bunlar. Hala su damlacıkları var. Hatta oksitlenme bile başlamış ekran plakasında, böyle kireçlenme gibi bir şey olmuş. Hiç umudum yok bundan da ama bir açalım. Su girmedik yeri kalmamış arkadaş. Havuza mı girdin bu telefonla sen ya? Letgo'da yazarlar. Yok hiçbir şey yok. Azıcık su gördü. Çalışıyor, açılıyor falan. Açılıyordur elbette. Teminki iPhone'da açılıyor. Ama o kadar açılıyor. Yani aldanmayın. Ufak bir arızası var zannedersiniz ama olmayacak bir arızası vardır. Yani bence o telefonlar için bu aldığım rakamlar normal. 500 lira pahalı bile bu telefonlar için. Şöyle ki yani bu telefonlar belki 50-100 liralık telefon aslında. Çünkü hiçbir zaman olmayacak. Bunun bataryası kullanılmaz. Kameraları belki kullanılır. Belki o da. Ekranı kullanılmaz zaten. Anakart zaten pert. Titreşim motoru sanmıyorum kullanabileceğini. O çok pahalı bir şey de değil zaten. Yani zor kurtarır kendini bu. Ya bu telefon 100 liraya alınsa olurdu. Ama 100 liraya telefon bulamıyoruz maalesef. Böyle cihazları alıyoruz biz de. Bu da bize kaçan bir telefon işte. Bunun devamını getirmeyeceğim ama. Bu belki sıkıldım çünkü bu videoda bunu yaparken. O ara başka bir iş geldi. Sonradan yapıyorum. Bunu sonra devam edeceğiz. Ha, bakarsınız tamiri olursa yaparız. Bunu 500 liraya aldık, aklınızda olsun. O zaman yaptığımız masrafları üstüne koyar, satmaya çalışırız. Ama şu an için öyle bir şey bu telefonda yok. Hayat yok çünkü. İşi çok fazla su olunca soğudum birden, öyle söyleyeyim size. Daha elimde birkaç tane daha kaçan cihaz var. Onları da ileriki bölümlerde çekerim. Çünkü bu artık bir video serisi olacak. Tecrübelerle ilgili hani elimizde patlayan, bize kaçan, zarar ettiren cihazları siz de ibret alın diye size göstereceğim. Çünkü her zaman ticarette kar olmuyor. Bu arada cihaz satışlarımız devam edecek. Ücretsiz ve ücretli abonelere. Çok sevdiniz çünkü bunu. Ben de mutlu olmanızı sevdim. Yani insanlara ucuz maliyetini cihaz temin edebilmek beni mutlu etti. Gönlünüz ister ki çok param olsa bir şekilde bedava verebilsem. Ama bu şekilde o öyle olunca da farklı yerlere gidiyor olay. O yüzden çekiliş yapmıyorum. Ha, çekiliş yapacağım ama cihazlar üstünden yapmayacağım. Çekilişi ufak tefek farklı hediyeler üstünden düşünüyorum. Beni destekleyen arkadaşlarıma geçmişten beri onlara başka türlü düşüneceğim var hediye konusunda. İşte pin kodum gelsin onu bekliyorum. Bu arada firmayla sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Size ucuz teknik servis malzemesi tedarik etmeye çalışıyorum. Onun haricinde şu an mail yöntemiyle yapıyoruz cihaz satışlarına. Onun için bir şey düşünüyorum. Bir e-ticaret sitesi gibi bir şey. Var ufak tefek projeler. Sizin de aklınızda bir şeyler varsa yoruma yazın lütfen. Beğenin, like atın, cart atın, curt atın. Bu video bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.